Son merhaba. 20. gün ve artık bitirirken neredeyse Sanskrit Yoga Vedanta sözlükten 20. kavram Vedanta. Tam da kitabın başlığında geçen kavramı konuşuyor olacağız. V harfiyle. Vedanta bir felsefi ekol ve öğretinin ismi. Kitap başlığında gördüğünüz üzere Yoga ve Vedanta diyor. Dolayısıyla Yoga bir ekol, Vedanta da başka bir ekol. Felsefeyi Hint felsefesinde diyelim, Hint felsefi bakış açılarında veya öğretilerindeki bu kelime darshana diye geçer. Farklı ekoller vardır. Bu ekollerden bir tanesi dünyaya bakış açımız anlamında farklı ekoller ve dünyanın içerisinde bulunan birey olarak ben ve bu dünyayla kurduğum ilişkide neredeyim, nasıl bir ilişki kurmaktayım, bunu sorgulama da farklı ekoller. Bunlardan bir tanesi yoga. Ki bunu son gün 21. kavram olarak konuşacağız. Bir başkası ise Vedanta. Her ne kadar ikisi çok yakın ve beraber gibi şu an günümüzde bilinse de aslında temelde bazı farklılıkları vardır ki bu çok aslında temel bir farktır. Şu an çok ayrıntısına oradan girmeyeceğiz. Ama Vedanta kavramını duyduğumuzda neyi anlamalıyız? Biraz onun üzerine ve yoga felsefesi ve öğretisinde, daha doğrusu Hint felsefesi ve Hint öğretisinde bu kelime alışkanlığıyla kullandığımız bir kavram yoga, hepsini sanki kavruyormuşçasına ama aslında bir ekol, bir öğreti. Dolayısıyla Vedanta kavramı bu öğretiler içerisinde neyi sunuyor, neyi ifade ediyor ve diğerlerinden nasıl ayrışıyor ve neden biz bu kitapta bunu kullandık, onu biraz açıklamak istiyorum. Bu kelimeyi de eğer duyuyorsak günümüz içerisinde yavaş yavaş daha bilinir olmaya başladı. Hint yazıtlarının veya kitaplarının diye coğrafya olarak Hindistan'a atfetsek bile aslında insanlığın, bütün insanlığın en eski yazıtları ve en eski kitapları Vedalar isminde dört temel kategoride bildiğimiz kitaplar veya yazıtlar. Milattan önce 1500 ile 2000'li yıllara dayanan bu kitaplar Vedalar. Vid kökü bilmekten geliyor, bilgi, bilinebilecek bütün bilgiyi içinde barındıran devasa büyüklükte kitaplardır. Yavaş yavaş çevirileri de Türkçe'ye şu anda geliyor. Hala kaç bin yıl sonra, 100 yıl önceye dair anca batıya yeni çevirileri gitmiştir. Uzunca süre saklı bir şekilde durmuşlar. Ve bu kitapların son bölümü kendi içlerinde de dörde ayrılır. Bu kitabın içerisindeki konu başlığına göre veya odağına göre diyelim. Bu kitabın yani Vedaların içerisinde, bu kitapların içerisindeki son bölümü Upanishadlar ismini verdiğimiz kitaplar. Upanishadlar son bölümünde Vedaların son bölümü demek olduğu için kitaplara beraberliğinde bütününde Upanishadlar özel ismi verilse bile Vedaların son bölümü olduğu için tekrarlıyorum Vedanta kelimesi verilmiş. Veda anta. Ante. End, İngilizce'de de bildiğimiz son kelimesi Sanskrit'te aynı anlama geliyor. Yani Vedaların son kısmı demek, kelime çevirisiyle Vedanta. Hem bulunduğu yer olarak, tarih olarak da bakarsanız yani kitapların son bölümü ama aynı zamanda Vedanta dediğinizde bilginin, Veda ki bilgi ise eğer, Anta ki sonsa eğer, bilginin de nihai sonu. Yani bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. Bilinebilecek nihai bilgi, bilinebilecek en son bilgi. Öyle bir bilgi ki ondan sonra daha bilmeniz gereken bir şey kalmayacak. Böyle bir bilgi. Dolayısıyla çok iddialı bir bilgi. Böyle bakarsak. Ve söylediği şey ise şu olacak. İçeriği ki Upanishadlar dediğimiz bu kitapların da hepsi Upanishadlar kelimesi de çevirisiyle farklı yorumları var. Kimisi ustanın, öğretmenin yanı başında oturmak Upanishad diye tek tek ayırdığında, kimisi gizli bilgi diye de çeviriyor bu kitabı. Çünkü Vedanta ki nihai bilgi ise Upanishadlar bir çevirisiyle gizli, saklı kalmış ama bilindiğinde en büyük sır, en büyük giz olabilecek bir bilgi ise şunu söylüyorlar özet itibariyle, siz ben dediğiniz varoluşunuzda sen dediğiniz veya o dediğiniz tüm bu yaratılıştan ayrı değilsiniz. Kelime veya bütün öğreti, bütün felsefe tek bir cümleyle özetlenebilir. Ben
varlığımda ve mevcudiyetimde diyelim tüm yaratılışla özdeş ve eş ve aynı hakikat veya aynı gerçeğim. Tüm yaratılışın ardında hangi hakikat, hangi gerçek varsa benim ardımda da aynı hakikat, gerçek var. Dolayısıyla ben ve sen ve o ayrıksı ve ayrımda görünse bile çoklukta aslında hepsi özdeş ve eş arka planda. Benzetebilirsiniz tasavvuf öğretisiyle Enel Hak diyen Hallacı Mansur gibi. Dolayısıyla ben Aham Brahmasmi, Vedanta Upanishadlar içerisinden geçen ben mutlak veya ben hakikat, Enel Hak, ben hakkım, ben gerçeğim diyen cümleyle aynı. Vedanta dolayısıyla bu bakış açısında genel şemsiyesinde her ne kadar içinde kendisi de bir ekol öğreti olarak farklı ustalar ve farklı yorumlarıyla tarih içerisinde Advaita Vedanta teklik ve birliği, nihai mutlak teklik ve birliği savunan öğreti, bu biraz önce dediğimiz Enel Hak'la benzeşliğinde veya dünya ve benlik arasında nesne olarak yine ayrıksılık ama arka planda farklı bir özdeşlik veya tamamen ikilik ve ayrıyı da söyleyen içerisinde üç farklı ekolü var. Ama genellikle Vedanta diye kelime kullanıldığında en ünlüsü çağımızda veya günümüzde de Advaita Vedanta oluyor. İnsanların aklına gelen Advaita, Dvaita, dualite, ikilik, Advaita, ikilik olmayan demek. Tekliği konuşamazsınız. Tekliği konuştuğunuz anda eğer ki her şey bir özdeş ve aynıysa, konuştuğum anda ben bir olan adına, o zaman ben dışında kalmış olurum. Bu durumda da iki olur ortada. Eğer ben bir üzerine konuşuyorsam ya konuşamam, çünkü ancak o zaman bir olabilir. Aksi takdirde konuştuğum anda konuşan ve konuşulan özne ve nesne olduğu sürece hep ikilik devam ediyor olacak. Bu yüzden de Advaita, yani bir şeyi tanımlarken eğer ki o bir tane daha başkası ve ayrımı yoksa ancak ona söz ile ayrımı olmayan diye olumsuzdan ifade edebilirim. Dolaylı yolla tanımlayabilirim. İkincisi olmayan Advaita bu demek. Bir tane daha olmayan, başka bir tane daha ondan. Bu nedenle de birlik felsefesi diye aslında biz günümüzde Türkçe'ye çevirirken veya teklik felsefesi diye kullanıyor olsak da gerçek kelime anlamıyla ikilik olmayan felsefe veya ikilik olmayan nihai bilgi. Advaita Vedanta. İkiliğin tamamen silindiği ve ortadan kalktığı hal, hakikat de diyebilirsiniz. Hakikat ki Vedanta öğretisinin alt metninde tek eğer bir gerçek varsa o sadece vardır, sat, varlık ve varlığın var olduğunu bilmeniz için farkında olmanız lazım. Bilinçtir, farkındalık, çit ve varlığı ve farkındalığıyla beraber kusursuz bir tamlıkta olduğu için, kusursuz bir tamlık dediğimde de dolayısıyla içinde hiçbir farklı duyguya da yer yok. Buna tamlıkla beraber gelen eksiksiz, kusursuz bir huzur veya mutluluk halde diyebilirsiniz. Ananda diye tanımlanan hal. Ananta ki kardeş kavramı sonsuzluk da böyle bir kavramdır. İçerisinde hiçbir sınır ve kıyas olmayan. Dolayısıyla Vedanta öğretisi şunu söylüyor veya ekolü. Bilinç, saf bilinç, saf varlıktır ve kendisi mutlaklığında beraber ve bütünlüğünde tam ve kusursuz. Dolayısıyla saadet veya kusursuz mutluluğun yeridir ve her bir parça gördüğünüz her yerde ki bu nihayetinde ben dediğinizde de ondan başka bir şey değildir. Üzerine görülen değişim, şekil aslında suretlerdir. Farklı isim ve biçimlerle çokluk veya kesret ortaya çıkar, sıfatlarla. Ancak bu tasavvuf dili oluyor ama Vedanta çok kardeş, beraberler, zat veya saf özne, öznelik ki bu ben dediğiniz cümlenin içinde saklı ve gizli ve bu ben dediğiniz cümlenin içinde de bilinç
halinden başka bir şey yok. Çünkü ben dediğinizde varlığınızı biliyorsunuz. Nasıl bir varlık olduğunun önemi yok. Uzun, kısa, geniş, siyah saçlı. Bunlar üzerine yazılan hikaye sadece var ve farkında. Farkındalık. Bunu bir nevi ışık olarak benzetebilirsiniz. Gördüğünüz tüm nesneler şu an aslında ışıktan başka bir şey değil. Işığı yansıttıkları için kendileri görünebilmekte. Ama her biri nihayetinde aslında nesnelerin ardında nesneyi var eden nedir? Onun hakikati değişmez gerçeği deseniz, herkesin vereceği cevap bu arkamdaki ağaç için de, beni çeken şu an bu kamera için de ışık olacaktır. Ve eğer bunu karanlık için sorarsanız, karanlık o zaman nasıl ortaya çıkar? Karanlık da ışık olmadığı anda veya ışık sorulduğu anda ortaya çıkar. Yani yine bağımsız olan kavram, gerek karanlığı gerek görüntüyü ardında ışık kavramıdır. Ve Vedanta bunu bilinç kavramı üzerinden söylüyor. Arka metin, arka plan, gözlemci ve bilinç, saf bilinç, niteliksiz ve isimsiz, saf varlığında saf bilinç, tüm hakikatin, tüm nesnenin mevcudiyetine sebep olan, dolayısıyla hem hakikati, dolayısıyla değişmezi, hem de sebebi, dolayısıyla kendisi de kendisinin böylece açıklamasıyla kendisi kendinden menkul olan nihai varlık. Ve geri kalan suret, geri kalan isim, nama, biçim, rupa, farklı biçim. Ve bu okyanus benzetmesi sık yapılır. Okyanus nihayetinde sudur ama her bir dalga da nihayetinde sudur. Her bir dalga diğer bir dalgaya göre farklı biçimler de olabilir. Ve dalga kıyıya vurduğunda yok olacağını sanabilir. Yani ismini ve biçimini kaybettiğinde yokluğa karışacağını sanabilir. Ama hiçbir dalga isim ve biçimini kaybettiğinde yok olmaz. Sadece isim ve biçimini bırakıp ardında kalana gider. Kesret'teki vahdet, güzel bir yorum geldi, bunu kastediyor. Yani su olur. Her bir dalga nihayetinde sadece sudur. Ve bütün dalgaları bir arada tutan okyanus da yine sadece sudur. Gerek yaratılış, gerek tekil benlik, parçalılıkta aslında birey sudan başka bir şey değildir. Ve su eşittir sudur. İster okyanus, ister bir dalga olsun, geriye kalan bu durumda sadece su olmuş olur. Ve bunu söyleyen Vedanta dolayısıyla çok derin ve çok büyük bir felsefe. Ve bunu idrak sayılır. Keskin ayırt etme zekası, muhakeme, buddhi, zeka, ayırt etme yetisi, baktığında ağacı değil, ışığı görebilme, gözlerine sahip olabilme enstrümanı olarak verilir. Yogadan, ki yoga öğretisi de elbette bunu kullanıyor ama öncesinde farklı hazırlık süreci sunuyor yoga. Bunu ertesi günkü kavramımız olarak konuşacağız. Ama Vedanta sadece muhakeme ve sadece saf bir zekayla bu hakikati görmek ve görmemek arasında bırakır kişiyi. Ve eğer bunu göremiyorsa, bu nedenle de yüksek bir öğretidir. Eğer bunu göremiyorsa denir ki bu ışığın sorunu değil, ağacın da sorunu değil, bu bakan gözün sorunu. Göz eğer kirliyse o zaman baktığında şaşı bak şaşırdaki gibi İkilik görebilir ama ya da bulanıksa camları, gözlüğü varsa gözlüğün rengine bağlı görüntüyü görür. Ama eğer camları temizlerse ve hatta bir yerden sonra gözlüğü çıkartırsa en net bakışa ulaşabilir. O zaman var olan, var olduğu hali ve biçimiyle zaten kendini gösterir. Üzerine hiçbir şey üstünden eklenmez ya da yoktan ortaya çıkmaz, yaratılmaz. O zaten hep öyleydi, hep öyle olacak ve hep öyle şu anda da. Sadece sen onunla kurduğun ilişkide gözün ve bakışınla neredesin? Onu size bırakır. Bu noktadaysa yoga devralır. Daha ayrıntısını sonra konuşacağız ama bu noktada aldığı devir gözlerinizin
Kirini nasıl temizleyebilirsiniz o zaman diye konuşmaya başlar yoga öğretisi. Vedanta size direkt keskin bakışın, temiz bakışın sonucunu söyler. Yoga alt metninde göremiyorsan gel o zaman göz temizleyelim birlikte. Vedanta sonra sana gözün temizlendiğinde ne olduğunu net söyleyen olacak der. Yoga pazartesi gününün son 21. kavramı. Vedanta ekolü ise tekliği ve birliği ve bu teklik birlik içerisinde Upanishadlar ki metinleridir, temel kitapları okunması çok zor, çok muammalı, gizli bilgi. Nasıl kelimenin çevirisi de bir yerde böyleydi demiştik. Dolayısıyla bir usta rehberliğinde ve yıllarca çalışarak ve zihninizi hazırlayarak bu metinlere girmeniz en azından eski öğretmenlerin önerisidir. Ve girdikten sonra kitabın içerisinde dört tane Mahavakya diye geçer. Dört büyük söz. Maha büyük, vakya söz. Dört büyük söz vardır. Öğretmen önce der, Tat Tuamasi sen olsun. Ve bir başkası Aham Brahmasmi ben oyum. Ve bütün bilinç, bütün varoluş odur. Ve dördüncüsünde pazartesi günü söyleyeceğim. Böylece beraberinde aslında Upanishadlar veya Vedanta bize hep arkada, görüntüde tek bir gerçeğin ve bunun değişmez, sabit bir gerçek olduğunu hatırlatır. Her ne olursa olsun, her ne renk, her ne dalga, her ne biçim, her ne isim ortaya çıkarsa çıksın, bir tek, o iki olmayan ki varlık, farkındalık ve mutlak kusursuz içinde tamlık olarak hakikat, sat mevcuttur. Ve siz ondan başka bir şey değilsiniz. Bunu söyler.